Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine yepyeni bir bomba gibi Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Aktorsu aldığımdan beridir ilk defa sefere gideceğim. Görüyorsunuz sefer oraya gidip dorsiyeyi koyma yerine geleceğiz. Fazla uzun bir yol değil. İlk kez çıkıyorum yola. Yani ilk kez diyorum da hani şöyle video olarak ilk kez. Yani sizler bunu ilk kez görüyorsunuz. Ben Aktors'ta bir iki tane yola gittim. İyi para aldım yani yollardan. Kanala bir türlü çekmek fırsat olmadı. İşte güncelleme geldi. Ondan öncesinde sorulan sorular vardı. Onları cevaplamaya çalışan videolar çektim. Aktör skin yapmayı öğrettim. Aktör sayını skin yaptım falan filan derken yani iş bayağı uzadı arkadaşlar. Aktörsü bayağı oldu alalı. İşte ilk sefer videosu da bugüne kısmetmiş. Bugün çekiyoruz arkadaşlar. Biraz gecikti. Ama geç olsun, güç olmasın. Bundan sonra da bol bol çıkarız arkadaşlar aktörsle. Sabah olmasını bekledim. Gündüz yola çıkmak istedim çünkü. Ayarlardan nasıl sabah izliyor, nasıl akşam tek kalma şey modunu bulamadım. Yani döngüyü kapatma modunu bulamadım. Bilen varsa da yoruma yazsın arkadaşlar. Bunu soranlar da oluyor, yardımcı olur hem. Ben de sadece gündüz yapmak istiyorum çünkü videoları çekerken karanlık olduğunda fazla iyi görünmüyor arkadaşlar. Şöyle dönelim, gidip yükümüzü alalım. Bugün ayrıca şunu yapacağım. Dorse takmakta zorlananlar için dorse takmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda onu da aradan çıkaracağım. Yani niyetim arkadaşlar sizlere yardımcı olmak, sizlere oyunu güzelleştirmeye çalışmak. Tabi bazı zorluklar var oyunda ilgili. Siz bu zorlukları geçemediğiniz yerleri yaşadığınız sorunları yorumlarda yazarsanız arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım ben de. Yani beraber atlatırız. Şimdiye kadar yazanlar oluyor işte yorumlarda. Yani yardımcı oluyorum, olmaya çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum yorumlara arkadaşlar. Sonuçta benim de hani bir günüm sabahtan akşama telefon başında geçmiyor arkadaşlar. İşlerden kalan vakitlerde yazmaya çalışıyorum. Buradan sola dönüyoruz ve dorsemizi alıyoruz. Şimdi dorse takma olayını da göstereyim hemen. Şurada dorse, tamam. Dorsenin önüne aracı yanaştırın arkadaşlar. Aldınız böyle. Şu kayıt yerine de tam basabilirdik. Dış kamerayı alıyorsunuz. Buradan geriye takıyorsunuz. Sonra yapmanız gereken şey gene kameraya basmak. Görüyorsunuz bu kamera modu geliyor. Bu kamera moduyla da çok rahatlıkla takabilirsiniz. Şöyle geliyorsunuz, tam ortalayarak takıyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı bir basit olay. Ben izninizle de bir koltuk ayarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle çok yakın geldi bana. Bunu bir ayarlayalım. Tamamdır. Böyle iyi herhalde. Yalnız bunun geçen bölümde taktığım iç döşemesi çok hoş oldu ya. Ben bayağı bir beğendim. Ne bileyim, böyle bir ayrı bir hava kattı sanki içine. Getirip dorsamızı teslim edelim. Arada bir kaçma sorunu oluyor ama ya. Niye bilmiyorum. Tam o kasarken bir yere çarpmaktan korkuyorum. Hani kaçıyor bazen. Direksiyona müdahale edene kadar hop çarpmış oluyoruz zaten. Beğendiğim noktası aktörsün. Şu aynaları özellikle arkadaşlar. Yani ayna gösterimlerini çok seviyorum.
Ne bileyim, hoşuma gidiyor benim böyle ayna gösterimler ya. Baya bir gerçekçi yapılmış. Lan yavaşlayalım burada. Durduk yere çarpacağız şimdi bir yere ya. 50'nin üzerine 60'ın üzerine bu bariyerlere girerseniz, zaten direksiyonu hızlı çevirirseniz ya araç devrilir. Hızlı girerseniz araç büyük ihtimalle parçalanır. Yani sizler de benim gibi sürekli o monitördeki göstergeden takip edin arkadaşlar. Öyle virajlar geldiğinde gördüğünüz gibi hemen frene basın. Zaten oraya gelene kadar durduruyor. Benim bir gözüm her zaman oradadır. Çünkü büyük bir viraj gelirse sorun olur. Yaptıracak para yok çünkü. Bir de bir hasar aldığında hani birkaç şey birden oluyor. Özellikle buralarda böyle yavaşlayın arkadaşlar. Hiç hızlı gitmenize gerek yok. Yani acelesi olmasın yani. Böyle bu dönüşler çok sakat dönüşler. Ciddi anlamda burada yavaşlayın. Rahat rahat dönün yani. Ben önceden videolarda değil tabii. Normalde de buradan çok hızlı dönüyordum. Yani burada yaptığım kazaların haddi hesabı yok. Ciddi anlamda yaptığım kazaların haddi hesabı yok. Neden ne? Hız. Yani hızlı giriyorum. Ya dorse dengesini kaybediyor. Sağa sola çarpıyor. Tır da öyle savruluyor. Ya tır bir yere çarpıyor. Önü direkt pert oluyor. Yani durduk yere. Tabi benim tırlar olmadığı için öyle basıyordum. Şirket tırları olduğu için hiç umursamıyordum. Yani durduk yere görev iptal ediyor yani, çünkü yapılmıyordu araçlar. Şimdi kademe kademe hasar şeyi vardı arkadaşlar. Mesela şimdi ben yavaşça bir yere çarparsam radyatör delinirse, o zaman tamirhaneye götürüp yaptırabilirim. Fakat çok büyük bir kaza olduğunda, motor zararı gördüğünde tamirhaneye götürüp çekici çarpıp tamirhaneye götürseniz bile yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sorunu var. Motor yapılmadan radyatörü falan yaptırmıyor. Ben birkaç kere öyle yaşadım yani. Tamirhaneye çektirdim. Fakat motor arızalı olduğu için yaptırmadı. Ben de mecburen görevi iptal etmekten başka seçenek kalmadığı için iptal ettim arkadaşlar. Lan 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 lan. Bak bu yolda hızlı girdiniz. Direksiyonu hemen kırıp yola kaybetmemeye çalışırsanız araba yan yattı demektir. Yol önemli değil. Önemli olan arabanın açısını kaybetmemek arkadaşlar. Hani aniden hızlı giderken direksiyonu tık tak diye çevirirseniz o araba yan yatar. Özellikle bunun gibi büyük uzun tırlar hemen yan yatar. Yapmanız gereken şey, lan bak işte kastı görüyorsunuz, bunlar da gaza yapıyor. Yapmanız gereken şey öncelik arabayı yavaşlatmak, ondan sonra direksiyon kırmak. Ben çok öyle hatalar yaptım yani, deneyim olduğu için size söylüyorum. Çok büyük kazalar geçirdim. Ya abi sen 70-80 neyse de hani 100-110'la falan girerken aniden niye kırıyorsun ki direksiyonu? Yani benim başıma öyle çok geldi. 110-120 ile gidiyorum. Yolu kaybetmemek için hop diye direksiyonu kırdım, hop tır yan yattı, görev bitti. Az kaldı, yolumuz geldik arkadaşlar. Güzel bir video olduğuna inanıyorum, lan durmadı lan. Neyse artık. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.